Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı karşılama töreninde görüntülenen 16 tarihi kıyafetli asker artıkar karşılama töreninde yer alacak. İlk defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı karşılama töreninde görüntülendiler. Her asker tarihte kurulan bir Türk devletinin üniformasını giymişti. Cumhurbaşkanlığından bu özel birlikle ilgili açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları askerlerin Cumhurbaşkanlığı muhafız alayına mensup olduklarını ve her birinin Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızlarla simgelenen bir devleti temsil ettiğini duyurdu. Kıyafetler yapılan araştırmalar sonucunda aslında uygun bir biçimde hazırlandı. Bundan böyle Cumhurbaşkanlığındaki her karşılama töreninde tarihi kıyafetli bu 16 asker yer alacak. Şimdilik tören düzeninde nerede duracakları netleşmiş değil. Fakat onlar da artık törenin bir parçası. Evet, devlet töreninde yer alan 16 askerle ilgili süreci Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile konuşacağız. Evet efendim, bu 16 Türk devleti askerlerinin bulunması nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce aslında 16 devlet var mı, bir onu konuşalım. Evet, 16 Türk devleti var mı? Bir milletin çok sayıda devlet kurmasının müessese kabiliyeti olduğu, teşkilatlanma kabiliyeti olduğunu gösterir. Bu bakımdan iyi. Tabii çok devlet olmak aynı zamanda çok devleti yıkmış olmak manasına geliyor ama 16 Türk devleti fiktif, farazi bir kabuldür. Evet. Türk tarihinde 200 civarında Türk devleti kurulmuştur. Hı-hı. Buradaki aldığınız kritere bakar. Hanedan Türktür, halkı Türk değildir, siz ona Türk devleti mi diyeceksiniz? Hanedan yabancıdır ama vatandaşları Türktür veya vatandaşların bir kısmı Türktür veya eski Türk coğrafyasındadır. Evet. Bu kriterlere göre sayı değişiyor. 16 Türk devleti vaktiyle kabul edilmiş bir faraziyedir, bir ön kabuldür. Kaldı ki Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızın 16 Türk devletini sembolize ettiği de sonradan ortaya çıkmış, evet, bir şey. Bu yıldızlar öteden beri var. Hı-hı. Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldız ve etrafındaki yıldızlar güneşi sembolize eder. Hı-hı. Vaktiyle Osmanlı armasında da vardı. Osmanlı, hı-hı, padişahı güneşi sembolize eder, Osmanlı ülkesini aydınlatan. Benzeri Cumhurbaşkanlığı forsuna tatbik edildi 12 Eylül'den sonra. Hı-hı. Bu 16 yıldız ne manaya geliyor diye düşündüler ve her birini bir devlete bağladılar. Bu devletler içinde tartışmalı olanlar da var. Hı-hı. Batu'nun devleti diye bir devlet olup olmadığı veya Akkoyunlu Devleti gibi, Karakoyunlu Devleti gibi devletlerin niçin olmadığı, Timur Devleti'nin bir Moğol Devleti olduğu, Altın Ordu Devleti'nin bir Moğol Devleti olduğu gibi tartışmalar da var. Evet. Ama hadise şimdi tamamen başka bir mecraya taşınmış oldu. Evet. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2200 yıllıkta bir tarihi var. Bu aynı zamanda ordunun da tarihini gösteriyor değil mi efendim? Evet, bu da enteresan. Türkiye'de her şey yenidir. Bir tek ordu eskidir. Bu da Türkiye'de ordunun ne kadar baskın, ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Evet, Hunlar zamanında kurulmuş Türk ordusu. Ama tabii her devletin yeni ordusu olmuş. Ona bakarsanız Türk devleti de 1923'te değil, Hunların kurulduğu tarihte kurulmuş olmak gerekir. Yani evet. Çünkü ordu devletin ordusudur. Devlet varsa ordu vardır. Ama bu kesintisiz olarak bir ordunun varlığı, bu da dikkate değer bir husus. Yani orada aslında her basamak bir 100 yıl, 200 yıl anlamına tabii, geliyor. Tabii. Bazısı aynı yüzyıllar ama birbirini takip eden yaklaşık 2500 senelik bir tarihtir bu. Evet. Burada vurgulanmak istenen şuydu. Yani dünyada bir Fransız milleti ve devleti yokken, bir İngiltere milleti ve devleti yokken Türk diye bir millet vardı. Bu millet devlet kuracak kadar dünya medeniyetinde söz sahibiydi. Bu biraz tabii o zamanki yılların, 1980'li yılların Türkleri Avrupa kamuoyunda şirin gösterme çalışmasıyla ortaya çıkmış, evet, bir şey ama ortada bir de bir gerçek var. Evet, Türkler, Türkiye ve Türkçe eskiden beri var olan bir unsur. Bir de tabii yani şurada geçmişi ve ne kadar kökleri olduğunu göstermek onu göstermesi için var. Evet. Hı. Onu göstermesi için var. Fransa'nın kuruluşu 800 yılıdır. Evet. Ama 800 yılında önce yüzlerce, onlarca, hı, Türk devleti kurulmuş ve yıkılmıştı. Bu bakımdan mühim. Tabii bir de şu var. Türkiye'de Türk olmayan insanlar da yaşıyor. Yaklaşık, evet, nüfusumuzun 1/5'i belki Türk ırkından değil. Geri kalanlığın da ne kadar kendini Türk hissettiği tartışılır. Ama burada şöyle bir durum var. Bu coğrafyada Türk ismiyle var olan, ırk olarak değil millet adıyla var olan bir topluluğun devlet kurması, bu, evet, devletlerin çok eski tarihlere tarihlenmesidir. Ki buradaki devletlerin pek çoğu, mesela
Karahanlı Devleti, Babür Devleti, Osmanlı ve Selçuklu Devleti sadece Türklerin değil, Türk olmayanların da kurduğu veya görev aldığı veya yani bu açıdan o tablo aslında çeşitliliği de sembolize ediyor. Evet. Sadece Türklerin değil, Anadolu'daki şeydeki öyle bir imajda verilmek isteniyor. Evet. Evet. Peki siz fotoğrafa nasıl yorum yaparsınız? Yani burada verilmek istenen asıl mesaj nedir? Şimdi bunu çok çeşitli açılardan ele almak mümkün. Yani menfi açıdan bakarsanız askerlerin talebidir, askerler devamlı devlet adamlarının yönetenlere... Ona ne diyorsunuz askerlerin talebi olmasına? Yani ben de haberlerden duydum, olabilir. Yani dediğim gibi ordu 2200 yıllık bir müessese olmak iddiasındadır. Bir ilim adamı olarak, bir tarihçi olarak bunun gerçekliği tartışılır. Biraz evvel söylediğim gibi evet bir bakıma öyledir ama devletin müesseseleri kesintiye uğramışken ordunun devam etmesi zaten beklenemez. Ama şu da var. Yani hadiseyi biraz da böyle görüntünün arkasından seyredersiniz. Askerler bakın her bir devlette biz varız. Siz yokken yani devlet yokken bile biz varız. Devletler yıkılmış ama biz varlığımızı devam ettirmişiz demişler. Tabii bu devletlerin... Çünkü bunu başka ülkeler de yapıyor değil mi? Sadece Türkiye değil. Ama bizdeki gibi değil. Yani hiçbir devlet, bizden önceki devletlerin de böyle askerleri var. Biz de onları sembolize ediyoruz demiyorlar. Onların kendi tarihlerinden kalma bir takım tarihi unsurlar var. İngilizlerde bir İskoç birliği vardır, Gal birliği vardır, onlar vardır. Ama bu bizdeki orijinal bir şey. Yani daha önce Türkiye Cumhuriyeti'ne hakim olan ırkın kurmuş olduğu devletlerin sembolize edilmesi ilk defa oluyor. Evet. Bir de şöyle bir problem var. Bu devletler çok önce yaşamışlar. Bunlarla alakalı vesika elimizde çok az. Hı hı. Bir kere bu askerlerin kıyafetleri tamamen bir fiksiyondur, faraziyedir. Hı hı. Bu şekilde olabilir diye düşünülmüş ve yapılmış. Evet. Bu 16 Türk Devleti 1983'te kabul edildiği zaman hatta bayrak problemi vardı. Sadece Göktürklerin ve Selçukluların. Bir de tabii Osmanlıların. Diğerlerinin yok mu? Yok. Bilinmiyor. Bayrağı vardır bayrak da bilinmiyor. Onlara da birer bayrak uyduruldu. Kıyafetlerin bilinmesi zaten hiç mümkün değil. Biraz evvel söylediğim gibi yani bu mesela Batı'nın imparatorunu bir ara çıkaralım yerine Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'ni koyalım dediler. Bu sefer ama Azerbaycan var ama Azerbaycan bağımsız değil gibi tartışmalar oldu ve Batı'nın devleti yerinde kaldı. Yani biraz aslında problemli bir meseledir henüz bu. Henüz daha tartışma bitmemiş mi diyorsunuz yani? Bu tartışma zaten 1980'den sonra çıktı ortaya. Yani bu Cumhurbaşkanlığı forsunun 16 Türk Devleti'ni sembolize ettiği iddiası eski bir iddia değil. Evet. 1980'den sonra ortaya çıktı. O zamanın sınırlı tartışma ortamında bazı akademisyenler bunun ilmi gerçeklere uymadığını, bir kere 16 Türk Devleti olmadığını, daha fazla olduğunu. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de onlar gibi düşünüyorum. Evet. Bir kere 16 Türk Devleti tamamen sembolik ama olması gereken devletler yok. Olmaması gereken devletler var. Bu kere böyle problemli. Evet. Sonra niçin Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldız 16 Türk Devleti'ni sembolize etsin? Onun manası nedir? O ilk ne zaman ortaya çıktı? 1982'den sonra. Evet. 16 yıldız ilk 82'den sonra. Hayır, 16 yıldız önceden beri var. Cumhurbaşkanlığı forsunda güneşin ışıklarını sembolize eden 16 tane yıldız var. Evet. Bu Avrupa Birliği bayrağındaki yıldızlar gibi değil. Oradaki her yıldız bir devleti sembolize eder. Bu öyle, onu bile bir yerde sabitlediler artık. Bu öyle değil. Buna sonradan böyle bir mana verildi. 12 Eylül'den sonra böyle çok enteresan yorumlamalar oluyordu. Evet. Askeri iktidarın bulunduğu zamanlar ve sonrasında. O zaman ortaya çıktı. Evet. Dediğim gibi bu akademik bir tartışma gündeme getirdi ama o zaman çok fazla böyle şeyler telaffuz edilmiyordu. Şimdi tekrar bu hadiseyle gündeme geldi. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.